Merhaba, avukat Bilgehan Utku ben. Bu videomda boşanma davasında ön inceleme duruşmasından bahsedeceğim. Boşanma davasında dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme yapılır. Hakim ön incelemede dava şartlarını ve ilk itirazları inceler. Uyuşmazlık konularını tam olarak belirler. Hazırlık işlemleri ile tarafların delillerini sunmaları ve bu delillerin toplanması için gereken işlemleri yapar. Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği davalarda onları sulhe veya arabuluculara teşvik eder ve bu hususları tutanağa geçirir. Unutulmamalıdır ki ön inceleme tamamlanmadan ve gerekli bu kararlar alınmadan tahkikata geçilemez ve tahkikat için duruşma günü katiyen verilemez. Hakim öncelikle dava şartları ve ilk itirazlar hakkında dosya üzerinden karar verir. Gerektiği takdirde kararını vermeden önce de bu konuda tarafları ön inceleme duruşmasında dinleyebilecektir. Hakim dilekçelerin karşılıklı verilmesinden ve biraz önce belirttiğim incelemeyi tamamladıktan sonra ön inceleme için bir duruşma günü tespit ederek taraflara bunu bildirir. Burasını dikkatli dinleyin çünkü usulen çok önemli. Çünkü çıkarılacak davetiyede tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz mahkemeye sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgeler varsa getirtebilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde ise o delille dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacakları ve ne karar verileceği belirtilmelidir. Şimdi gelelim boşanma davasında ön inceleme duruşmasına. Hakim ön inceleme duruşmasında dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar verebilmek için gerekli görürse tarafları dinler ve daha sonra tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları tek tek tespit eder. Boşanmaya ilişkin uyuşmazlıkların tespitinden sonra hakim tarafları sulh ve arabuluculuğun esasları, süreci ve hukuki sonuçları hakkında aydınlatarak sulhe ve arabuluculuğa teşvik eder. Bu konuda sonuç alınacağı kanaatine eğer varırsa bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir duruşma günü tayin edebilir. Ön inceleme duruşmasının sonunda tarafların sulh veya arabuluculuk faaliyetinden bir sonuç alıp almadıkları, sonuç almadıkları takdirde de anlaşamadıkları hususların nelerden ibaret olduğu tutanakla tespit edilmelidir. Bu tutanağın altı ise duruşma sonunda duruşmada hazır bulunan taraflarca imzalanır. İşte boşanmaya ilişkin tahkikat bu tutanak esas alınmak suretiyle yürütülecektir. Ön inceleme tek duruşmada tamamlanır. Zorunlu olan hallerde ise bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir duruşma günü tayin edilecektir. Biraz önce mahkemenin delilleri sunmaları için 2 haftalık süre vereceğinden bahsetmiştim. Eğer sen mahkemenin vermiş olduğu bu 2 haftalık süre içinde yapılan ihtara rağmen dilekçende gösterdiğin belgeleri sunmamış ya da belgelerin getirilmesi için gerekli açıklamayı mahkemeye yapmamışsan artık bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılmana karar verilecektir. Boşanma davasında taraflar cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe iddia veya savunmalarını genişletebilir ya da değiştirebilirler. Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra iddia veya savunma genişletilemez yahut değiştirilemez. Ancak unutma ki iddia ve savunmanın genişletip değiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın açık muvafakatı hükümleri saklı tutulmuştur. İşte boşanma davasında ön inceleme duruşması bu şekilde bu usullere riayet edilerek gerçekleştirilir. Beni dinlediğin için teşekkür ederim.